Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında iki şişli örebileceğiniz yepyeni bir model anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek parça örgüden oluşan harika bir model oldu. Gördüğünüz gibi bu iki renkleri kullandım. İp dilim, patiklik ip, iğnem var ve şiş olarak 3 mm böyle misinalı şiş kullandım. 3 mm böyle iki tane şiş de kullanabilirsiniz. İpimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimi şişime bu şekilde atıyorum. İlmeklerimi tek şiş üzerine atıyorum ve tek tek sayıyorum. Oldukça yumuşak bir ilmek atışı yapıyorum. Çok sıkı atmıyorum ilmeklerimi. Bakın bu şekilde. Toplamda benim patiğim için gerekli ilmek sayım 60 ilmek olacak. 60 ilmek atalım. 60 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Benim yaptığım patik 36, 37 ve 38 ayak numaralarına olur. Diğer ayak numaraları için 2 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi ilk ilmeği örmeden bu şişimi aldım. Burası örgümün arka yüzü. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle örelim. Böyle son ilmeğime geldim böyle örerek. Son ilmeği her zaman düz olarak örüyorum. Onu düz olarak ördüm. Örgümü çeviriyorum. Örgümü ön yüzüne geçtim. Her zamanki gibi yine ilk ilmeği örmeden alıp son ilmeğe geldiğimde düz öreceğim. Niçin böyle yapıyorum? Her iki kenarda düzgün ortaya çıksın diye ortadaki ilmeklerimi ters örüyorum. Ben haroşa örgüyü, ilmekleri örgünün arka yüzünde de, ters yüzünde de, pardon, ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örüyorum ve bu şekilde oluşturuyorum. Bakın böyle. Bir diş haroşa sırası görüntüsü şu an örgümüzün ön yüzünde ortaya çıktı. Böyle ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim ve haroşa örgüleri oluşturalım. Toplamda böyle ben 3 diş haroşa sırası ördüm. 3 diş haroşa sırası örelim. 4.'yü örerken birlikte ilmek artışı yapacağız. Evet, bakın bu şekilde 1, 2, 3 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. 4. sırayı öreceğim. Hem de burada ilmek artışı yapacağım. Öncelikle 22 tane ilmeğimi tek tek örerek bu şişimi alıyorum. Şöyle sayarak ilerleyelim. Evet, sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22 tane ilmeğimi tek tek ördüm. Şimdi böyle ilmek artışı yapacağım. İlk ilmeği şöyle aldım. Ters olarak ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Şişime bir doladım. Bir kez daha ters olarak ördüm. Şöyle bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. Şimdi tekrar edelim. Ters olarak ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Bir doladım. Tekrar aynı ilmekten bir ters daha ördüm. Şöyle yine 3 ilmek oldu. Bakın 1 ilmek, 3 ilmek oldu. Tekrar edelim. Ters olarak ördüm. Bir doladım. Tekrar ters olarak ördüm. İlmeği bıraktım. 3 ilmek çıkardım. Ördüm. İlmeği bırakmıyorum. Doluyorum. Bir kez daha örüyorum. İlmeği bıraktım. Yine bakın böyle 3 ilmek çıkardım. Ördüm. Bir doladım. Tekrar ördüm. Böyle bir ilmekten 3 ilmek çıkararak 22 ilmek kalana kadar devam edelim. Evet, orta kısımda 16 tane ilmeğin içinden 3 ilmek çıkararak böyle ördüm. Bu kenarda yine 22 ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Şu orta kısımda 32 tane ilmek artışı yapmış oldum. 60 ilmeğim vardı. 32 ilmek daha ekledik. Şimdi tek tek örelim.
sıra sonuna kadar böyle ilmekleri tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, örgümün ön yüzünde sırayı tamamladım. Daha büyük bir ayak numarası için yapıyorsanız ilmek sayısını fazlalaştırabilirsiniz. Burada 22 ilmeği tek örmüştük. 21 ilmeği tek örüp ya da 20 ilmeği tek örüp bu ilmeklerden de bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarabilirsiniz. Yine aynı bu şekilde burada 22 ilmek bırakmıştık. Burada da yine 20-21 ilmek bırakarak burada ortadaki ilmeklerde artma yapabilirsiniz. Bu şekilde ilmek sayısı artacaktır. Şu an elimizde 92 tane ilmeğimiz var. Şöyle örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Tek tek bütün ilmekleri örelim. Şurada artma yaptığımız ilmekleri de. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşa sırası örmüş olduk. Şimdi artık ilmeklerin tamamını örgümün ön yüzünde düz olarak örüyorum. Şöyle. Düz örgüye geçtim. Şöyle göstereyim. Bakın böyle ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar düz örelim. Artık artma işlemini bitirdik. Elimizdeki olan ilmeklerle örmeye devam edeceğiz. Elimizdeki ilmek sayısı 92. 92 ilmekle örgümüze devam ediyoruz. Düz örgüyü tamamladım örgünün ön yüzünden. Şimdi arka yüze geçiyorum. Örgünün ön yüzünde düz ördüm. Arka yüzünde ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örelim. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Örgümün tekrar ön yüzüne geldim. Şöyle göstereyim. Yine burada ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzünü tamamladım. Şimdi arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde diğer rengimi alıyorum. Mavi rengimi kopartmıyorum. İplerimi koparmadan ilerledim. Ve bu rengimi şöyle bağlayarak geçiyorum. Şimdi ilk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Bir sonraki ilmeği örmedim. Bir sonrakini ters ördüm. Bir örmeden alıyorum, bir ters örüyorum. Bir örmeden alıyorum, bir mor rengimle örüyorum. Bir örmeden alıp bir örüyorum. Bir örmeden aldım, bir ilmeği ters olarak ördüm. Bir örmeden bu şişimi aldım, bir ilmeği ördüm. Bu şekilde gidelim. Bakın böyle en son şu şekilde bitirdim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Şöyle görüntüsü. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Örmeden aldığım ilmekleri de artık örüyorum. Örgümün şu an ön yüzündeyim. İlmekleri ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Evet, bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Sıranın sonuna kadar ördüm. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde mavi rengimi alıyorum. Mor rengimi bıraktım. Mavi rengimle örüyorum. İlk ilmeği ters ördüm. İkinciyi örmeden aldım. Bir sonrakini ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Bir örmeden aldım. Bir ördüm. Bir örmeden aldım. Burası örgümün arka yüzü. Bir örüyorum, bir örmeden alıyorum. Bir örüyorum, bir örmeden aldım. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Şunu örmeden alacağız. Sıra sonuna kadar gidelim. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın böyle mavi rengimde de bir ördüm, bir örmeden aldım. En son iki mavi renk oluyor. Şöyle tüm ilmekleri örüyoruz bu sefer. Örgünün ön yüzündeyiz. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bakın bu şekilde iki diş haroşa sırası ördük.
Böyle bakın. Örgünün ön yüzünden böyle renkli renkli güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Örgünün arka yüzüne geçtiğimde mavi rengine artık devam ediyorum. İlmekleri ters olarak örelim. Örgümüzün ön yüzüne geçelim. Örgümün şimdi ön yüzüne geçtim. Şurada örgünün ön yüzünde iki defa düz örmüştük. Şu arayı yapacağız şimdi yine. Sonrasında bu modeli yapacağız. Böyle tekrar edecek modelimiz. Şimdi ilmeklerin tamamını düz örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz örelim. Örgünün arka yüzünde ters örüyoruz. Tekrar örgünün ön yüzüne geçip bu şekilde düz örüyoruz. Arka yüze geçtiğimizde mor rengimize geçip bir ilmek örüp bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek örüyoruz, bir ilmek örmeden alıyoruz. Şu modeli tekrar ediyoruz. Sonrasında tekrardan düz örgüye geçiyoruz. Şöyle patiğim üzerinde de göstermek istiyorum. Bakın böyle. Örgünün ön yüzünde iki defa düz ördük. Sonra modeli kurduk. Örgünün ön yüzünde iki defa tüm ilmekleri düz ördükten sonra arka yüzde bu modeli kuruyoruz. Bakın böyle. 1, 2, 3 defa modeli yaptım. Düz örgüyü ise 1, 2, 3, 4 defa yaptım. Sonrasında haroşa örgüye geçtim. Haroşa örgüye geçtiğimizde yine birlikte bakarız. Şimdi modelleri tamamlayalım. Evet, bakın böyle modeli ve sıraları tamamladım. Şöyle göstereyim. Yine burada örgünün ön yüzünden 2 defa düz örgü yaptım. Artık diğer rengimi kopardım. Onunla işim kalmadı. Mor rengimle, mavi rengimle devam edeceğim. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters öreceğim. Şuradaki gibi aynı şekilde şöyle haroşa sırası oluşturacağım. Toplamda 5 diş haroşa sırası örelim. 6. sırayı örerken ilmekleri kapatarak birlikte patiğimizi bitirelim. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım. Haroşa sıralarımı 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşa sırası ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimi kapatarak örgümü bitireceğim. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer aşağı aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı aldım. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı aldım. Bütün ilmeklere aynı işlemi uyguluyorum. Çok sıkı yapmıyorum bu örme işini. Normal gevşek örüyorum. Esneme payı bırakıyorum. Şöyle. Burası taban kısmı. Böyle son bir ilmek kalana kadar devam edelim. Şöyle bir ilmeğim kaldı. Onu da bir kere ters olarak örüyorum. Ve ipimi kesiyorum burada. Kısa keseceğim. Şöyle. Bu şekilde tamamlamış olduğum patiğimin örgüsünü. Şimdi ilmeğime ipimi geçirip dikim işlemine başlayacağız. Şöyle tersini çevirelim. Önce nişanı şöyle sizlere göstereyim. Bu şekilde. Dikiş yapmak istemeyenler tabanda örebilirler. 1, 2, 3 diş haroşa sırasından sonra taban örmeye geçebilirsiniz. Şöyle tersini çevirdim. İsterseniz bu taraftan, dilerseniz bu taraftan başlayabilirsiniz. Ben tam bu taraftan başlıyorum. İç taraftaki şöyle karşılıklı ilmekleri alıyorum. Ayağı hiç rahatsız etmiyor bu dikiş şekli. Böyle iç taraftan şöyle karşılıklı ilmekleri alıyorum. Böyle devam edelim.
Evet, patiğimin dikiminini de bitirdim bakın böyle. Gerçekten çok güzel, kibar bir model oldu. Ayakta da çok güzel duruyor. Çok kullanışlı bir model. Böyle renk renk örebilirsiniz. Elinizde kalan ipleri şu ara renkte kullanabilirsiniz. Bu şekilde fiyonk, kurdele yaparak süsleyebilirsiniz şu ön kısmından. Şöyle ayakta duruşunda tekrar sizlere göstermek istiyorum. Bakın tavan kısmı ayağa oturan bir model. Umarım sizler için faydalı olur. İnşallah sizler de sevinerek, beğenerek izlersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Örgü ve videolarımı takip etmek için kanalıma abone olmanız yeterlidir. Hoşça kalın.